Sakarya Meydan Muharebesi. Dur yolcu, bilmeden gelip bastığın bu toprak bir devrin battığı yerdir. Eğil de kulak ver, bu sessiz yığın bir vatan kalbinin attığı yerdir. Bu ıssız gölgesiz yolun sonunda gördüğün bu tümsek Anadolu'nda, istiklal uğrunda, namus yolunda can veren Mehmet'in yattığı yerdir. Kurtuluş ve kuruluş mücadelemizin isimsiz kahramanları. Viyana bozgununu 238 yıl sonra Sakarya Nehri boyları, Polatlı ve Haymana'da durduran aziz şehitlerimiz. Yedi düveli bize getirmek için cepheden cepheye koşan, adını peygamberinden alan Mehmetçikler. Eşini ve oğlunu Çanakkale, Sarıkamış, Gariça, Hicaz ve Yemen ellerinde şehit verip Kurtuluş Savaşı'na baltasıyla katılan Anadolu anaları. Vatanımız işgale uğramasın, ezanlar susmasın, bayraklar inmesin dediler. Göğüslerini düşmana siper edip yurdumuzu çiğnetmediler. Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir diyen Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın emrini dinlediler. İstiklal ve istikbal davamız için canlarını feda ettiler. Unutmamak ve unutturmamak için harekete geçtik. Şehit ve gazilerimizin ruhları şad olmalıdır dedik. Yurdumuz yeniden düşman işgaline uğramasın, tarihten ders ve ibret alınsın istedik. Tarihimizin şanlı zaferleri. Sakarya Meydan Muharebesi. Afyon, Karahisar, Şuhut ve Büyük Taarruz Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile Viyana bozgununu durdurduğumuz Milli Kurtuluş Destanımızın yazıldığı bölgeleri tarihi milli park ilan ederek şehitlerimize vefa borcumuzu ödemeye çalıştık. Şehitler ölmez. Sakarya Meydan Muharebesi zaferi unutulmaz. Tarih bilincine sahip olmak, her şeye sahip olmaktır. Tarihimi öğreniyor, tabiatı seviyorum. Tarihimizin en uzun, en karanlık ve en sıkıntılı yılları. 1914-1918 tarihleri arasında 4 yıl süren Birinci Dünya Savaşı'nda ölüm kalım mücadelesi verilmiş. Osmanlı Devleti, İttifak devletleri yanında yer almış, savaşta ağır yenilgiye uğramıştır. Yedi düvelle on cephede milyonlarca şehit verdiğimiz Birinci Dünya Harbi bitmiştir. Cephelerde kazanılan savaş, müttefikimiz Almanlar yenildiği için masa başında kaybedilmiş, son kale Anadolu düşmek üzeredir. Yunan ordusu başkent Ankara yakınlarına kadar gelmiş, Polatlı, Haymana ve Sakarya Nehri boyları Yunan orduları tarafından işgal edilmiştir. Tüm Anadolu halkı Mustafa Kemal Paşa ve silah arkadaşlarıyla milli kurtuluş seferberliği başlatırlar. Sakarya Nehri boyları askeri tarihlerin kaydettiği en uzun sürecek meydan muharebesine hazırlanıyor. Zaferler tarihimize altın harflerle geçecek Sakarya Meydan Muharebesi için ordumuz savaşa hazırdır. Viyana bozgunundan sonra çekilme duracak, taarruz başlayacak, düşmana dur denecekti.
23 Ağustos 1921 sabahı Yunan ordusu Sakarya Irmağı'nın doğusunda bulunan Türk savunma alanlarına saldırısıyla savaş 100 kilometrelik bir alana yayılır. Düşmanın mevzi içindeki kritik hedefleri ele geçirme isteğine Türk ordusu var gücüyle direnir. Sakarya Irmağı'nın doğusunda çok şiddetli çarpışmalar meydana gelir. Yunan saldırılarına karşı Türk ordusu ağır kayıplar verir. Yunan kuvvetleri önemli mevzilerimizi bir bir ele geçirerek Polatlı'ya kadar yaklaşırlar. Bazı yerlerde Türk savunma hatları bölünür. Askeri birlikler arasında bağlantı kopar. Yunanlıların şiddetli taarruzlarına karşı ordumuz yer yer geri çekilmek zorunda kalır. Sakarya Ovası, Polatlı ve Haymana bölgesindeki köyler, vadiler ve dağlar tarihin en uzun süreli meydan savaşına sahne olmakta, gönüllü alaylardan oluşan ordumuz etten ve kemikten kareler örmektedirler. Mehmetçik kanıyla zaferler tarihimize altın harflerle geçecek Sakarya Meydan Muharebesi destanını yazar. Tarihler 26 Ağustos 1921. Polatlı bölgesinde savaşın en şiddetli yaşandığı günler. Mustafa Kemal Paşa, Türk milletini başarıya götüren, tarihimize altın harflerle geçecek şu sözleri söyler. Hattı müdafaa yoktur, sattı müdafaa vardır. O satı bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı, vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça terk olunamaz. Düşmanın başkent Ankara'ya ulaşma ihtimaline karşı önlemler düşünülmekte. Büyük Millet Meclisi ve hükümetin Kayseri'ye taşınması için planlar yapılmaktadır. Polatlı ve Haymana'da çok çetin, kanlı çarpışmalar yaşanmakta, Karatepe bir gecede 7 kez el değiştirir. Mehmetçik, Mangal Dağı ve Haymana bölgesinde ölüm kalım mücadelesi vermektedir. Allah, Allah nidalarıyla Sakarya Ovası inlemekte, bulunduğu mevzide sonuna kadar direnen Mehmetçik, bir gül bahçesine girercesine şehadet şerbeti içmektedir. 11 Eylül'de Türk kuvvetlerinin saldırısı tüm cepheye yayılır. Düşman 12 Eylül günü Sakarya'nın doğusundan sökülüp atılır. Büyük bozguna uğrayan Yunanlılar perişan bir durumdadır. ...13 Eylül 1921 günü güneş Sakarya Ovaları, Polatlı ve Haymana Dağları'ndan zafer müjdesiyle doğar. Sakarya Meydan Muharebesi, kurtuluş ve kuruluş tarihimize altın harflerle geçer. 13 Eylül 1683'te Viyana bozgunuyla başlayan geri çekilme, 238 yıl sonra yine bir 13 Eylül 1921 tarihinde Sakarya Meydan Muharebesi zaferiyle Polatlı ve Haymana'da durdurulmuş ve karşı taarruza geçilmiştir. Ankara ili Polatlı ve Haymana ilçeleri sınırları içerisinde bulunan 13.850 hektarlık alan Sakarya Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı bölgesi ilan edilerek 29 Aralık 2014 tarih ve 2014 Taksim 7152 sayılı Bakanlar Kurulu kararı, 8 Şubat 2015 tarih ve 29261 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Polatlı ve Haymana ilçeleriyle Sakarya Nehri boylarında Tarihi Milli Park'ın sınırları tespit edilmiş, muharebenin yoğun olarak geçtiği alanlar sınır içine alındığı için Tarihi Milli Park 14 parça araziden oluşmuştur. Sakarya Tarihi Milli Park Müdürlüğü şehitliklerinin ihyası için adeta seferberlik ilan edilmiş
çalışmalara zaman zaman Orman ve Su İşleri Bakanımız Sayın Veysel Eroğlu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürümüz Sayın Nurettin Taş ve ATASE yetkilileri de katılarak yapılan çalışmaları yerinde incelemiştir. Şu an burası şühadanın yattığı yer. Allah hepsine rahmet eylesin. 81 ilimizden işte geldik sağlı sollu şühada kabirleri ve arkadaşlarımıza özellikle teşekkür ediyorum. Girişte hem gül bahçesi yapmışlar hem de gül suyu kokusu vardı. Hepsine de teşekkür ediyorum. Tekrar rahmet diliyorum. Milli Park bölgesindeki şehitlikler, mevziler ve siperler Sakarya Meydan Muharebesi'nin aziz hatırasını bağrında barındırmaktadır. Şehit kanıyla yoğrulan bu topraklardan adeta şüheda fışkırmaktadır. Birçok subay ve gönüllerin şehit olduğu Mangal Dağı isimsiz şehitlerimizi bağrında barındırıyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün Mangal Dağı'nda yaptığı şehitlikte fatihalar okunup dualar ediliyor. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğümüz Sakarya Meydan Muharebesi'nin yapıldığı Polatlı, Haymana ve Sakarya Nehri boylarına şehitlerimize yaraşır bir şekilde yatırım seferberliği başlattı. Bu doğrultuda toplu şehit mezarları tespit edilip savaş alanları ve tarihi mekanlar düzenlenmektedir. Devlet ve milletimiz adına şehitlerimize vefa borcumuzu ödemektedir. Sakarya Meydan Muharebesi savaş alanlarının korunup gelecek kuşaklara aktarılması için başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanımızla devletin tüm kurumları şehit ve gazilerimize özel önem vermekte, aziz hatıralarını yaşatmak için çok önemli çalışmalar yapmaktadır. Genelkurmay ATASE Daire Başkanlığı'yla müşterek yapılan çalışmalarda jeoradar taramalarıyla yeni toplu şehitlikler tespit edilerek koruma altına alınıyor. Şehitler adına fidanlar dikilip şehitler anıtlarda yaşatılıyor. Aziz Sakarya şehitlerine vefa borcu ödeniyor, şehitlerimizin rahmet, minnet ve şükranla anılmasına vesile olunuyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğümüz Sakarya Zaferi'nin aziz şehitlerini Kartaltepe'deki Mehmetçik anıtıyla abideleştirmiş. Dünya harp tarihine en uzun süren meydan muharebesi olarak geçen Sakarya Savaşı'nın geçtiği Karapınar Karargahı, Polatlı Merkez, Karatepe, Doğa ve Kartaltepe, Kocabayır Tepe, Çaldağ, Yıldızdağ, Toydemir, Sarıçaltepe, Kocadere Tepe, Kızılkırma ve İkiztepe, Türbetepe, Gazitepe, İnler ve Mangal Dağı bölgesi tarihi milli park ilan edilerek koruma altına alındı. Bu bölgeler siz şehit torunlarını fatihalar okumak üzere ziyarete bekliyor. Sakarya Meydan Muharebesi şehitlerinin davetine ne zaman icabet edeceksiniz? Yaklaşık 100 kilometrelik bir cephe üzerinde 23 Ağustos 1921'de başlayıp 13 Eylül günü sona eren harp tarihinin bilinen en uzun meydan muharebesi olan Sakarya Meydan Muharebesi sadece fiziksel izlerden ibaret değildir. Aynı zamanda Türk insanı için bir hafıza deposu, duygusal ve kültürel yenilenme mekanı görevini de yerine getirmektedir. Viyana bozgunundan Sakarya zaferine canları ve kanlarıyla destanlar yazan aziz şehitlerimize minnet ve şükran borcumuz var. Onlar gencecik fidanlar, birer damla çocuktular. Kan gibi dökülüp aktılar ülkemizin ırmaklarına. Can oldular vatan topraklarına. Onlar çiçek çiçek açıp gittiler. Zaferler tarihimize şan ve şeref verdiler. Halen gelincikler kızıl, güller al aldır. Tüm çiçekler renklerini isimsiz,
ve mezarsız şehitlerden alır. Meçhul askerdense de isimleri Ahmet, Mehmet, Ali, Hüseyin, Mustafa'dır. Anadolu coğrafyasından savaşlara gönüllü katılan, bizi düşmana çiğnetmeyen Eroğlu erlerdir. Onlar sabah güneşinin ilk ışıkları, akşamın grup vakti kızıllığıdır. Onlar için ne yapsak az. Sakarya zaferini bizlere armağan eden aziz şehitlerimizi Mehmet Akif'in mısralarıyla rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Sana dar gelmeyecek mahberi kimler kassın? Gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın. Ey şehit oğlu şehit, isteme benden mahber. Sana ağuşunu açmış duruyor peygamber.